Şimdi huzurlarınıza Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Sayın Faruk Aslan Doku konuşmasını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklamak üzere davet ediyorum alkışlarınızla. Hübşetküz uva. Psalmi selam gua peki okus huzoşir. Nolben büfkizre daram şake kuzaşo huzoşir. Tam Harazak'ı fuh. Hepinizi öncelikle değerli basın mensupları, saygıdeğer misafirler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için, varlığınızla bize destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi Çerkezler 160 yıl önce kendi ana yurtlarında soykırıma uğrayıp sürgün edildiğinde İstanbul'a, Türkiye'ye, Osmanlı coğrafyasına geldiler Çerkezler. Kendi ana yurtlarında varlıklarını koruma, dillerini, kimliklerini, kültürlerini ileriye taşıma, var etme imkanını kaybettikleri için buralarda bunu yaşatabilir miyiz diye geldiler. Yani geldikleri coğrafyada dillerini, kimliklerini, kültürlerini ve varlıklarını yaşatmak için bir umutla geldiler. Elbette sürüldükleri için ama varlıklarını koruma umuduyla geldiler. Fakat gelinen noktada bu aradan geçen 160 yıllık zaman zarfında ne yazık ki Çerkez halkı kimliğini, kültürünü, varlığını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Yılmaz Bey konuşmasında değindi. Türkiye'nin geçirmiş olduğu süreçlerde epeyce örselenmiş durumda Çerkez halkının kimliği. Ancak bunu kararlı bir şekilde mutlaka yeniden ayağa kaldırıp geleceğe taşıma kararlılığı içerisindedir Çerkez halkı. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı iki yanı olan, iki taraflı bakmamız gereken bir iştir bu. Bir taraftan kimlik ve varlık meselesidir. Diğer yandan da İstanbul'un çok iyi yönetilmediğini görüyoruz biz. İstanbul'un iyi yönetilmediğinin kanıtı İstanbul'un kendisidir. İstanbul çok büyük sorunları olan bir şehirdir. Yani bütün sorunları tek tek saymayacağım elbette burada. Ama içinde yaşayan insanları çok da mutlu etmeyen bir kente dönüşmüş vaziyettedir İstanbul. Bizim buna itirazımız var. Hem kendi kimliğimizi, varlığımızı korumak hem de İstanbul'un bu kötü yönetimine olan itirazımızdan dolayı, bu sorumluluktan dolayı bir aday gösterme gerekliliği hasıl olmuştur. Bu toplumda istişare edilmiştir. Çok geniş bir istişarenin sonucunda karar verilmiştir ve bu teklif de İshak Bey'e yapılmıştır. Yani en iyi, en uygun adayın onun olduğuna karar vermiştir. Yapılan istişare sonucunda oluşturulan grup ve nihayetinde de İshak Bey'e bu teklif edildi. İshak Bey de bunu büyük bir cesaretle kabul etti. Biz İstanbul'un elbette iyi yönetilmiyor derken bir şehrin tarihi, işte kültürü, doğası bunlar önemli şeylerdir. Yani oradaki maddi olanaklar, şehrin daha kolay yaşanır bir yer haline gelmesi, içinde yaşayanların mutlu olduğu bir kent olması çok önemlidir. Ama bunun en önemli yanlarından bir tanesi de o kentin sosyal ve kültürel hayatıdır. Biz İstanbul'a, İstanbul'un çoğulcu yapısına uygun bir sosyal ve kültürel hayat tasarımı olmadığını görüyoruz ne yazık ki. Burada yaşayan aslında çok renkli imparatorluğun bakiyesi olarak, bir imparatorluğun bakiyesi olarak yaşayan çok çeşitli halklar var İstanbul'da. Ama bunların kimliklerinin, kültürlerinin bu şehrin sosyal hayatına ve kültürel hayatına
yansıdığını ne yazık ki söyleyemeyiz kuvvetli bir şekilde. Bizim buna da itirazımız var. Mesela Çerkezler açısından, Kafkasyalılar açısından söyleyecek olursak, Kafkasyalıların bu kentin, bu şehrin kültürel hayatına, sosyal hayatına çok ciddi, çok önemli katkıları olabilir. Çünkü Kafkasyalıların kültürü barışçı bir kültürdür. İnsana saygı duyan, insana saygı duymayı temel alan bir kültürdür. Dolayısıyla bu kültürün görünür olması önemlidir. Bu kentin kültürel hayatına çok ciddi, önemli bir katkısı olur diye düşünüyorum. Bu söylediğimiz şeyler aslında demokratik haklar kapsamında söylenen şeylerdir. Bir yanıyla baktığımızda bazıları bunu biraz ürkütücü bulabiliyor. Efendim ya böyle dersek ne olur? İşte ülkenin bölünmesi, parçalanmasıyla falan ilişkilendirebiliyorlar. Böyle bir korku salıyorlar. Yani gerçekçi olmayan, temeli olmayan bir korkuyu ortalığa salıyorlar. Ama bu kesinlikle böyle değildir. Çerkez halkı, Çerkezler Türkiye'nin güçlenmesinden, kuvvetli bir ülke olmasından yanadır. Hiçbir şekilde Türkiye'yi zayıflatacak bir şeyin içerisinde olmazlar, olmamışlardır zaten. Ama bu böyledir diye kimliklerinden ve varlıklarından da vazgeçecek değillerdir. Bu onların en demokratik hakkıdır. Buna böyle bakıyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede biz bu adaylık meselesini gündeme getirdik. Daha önce de biz 2019 yılında da İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı göstermiştik. O tarihte aday gösterdiğimiz kardeşimiz Doğan Bey, Doğan Duman Bey de aramızda. Bu bir, evet, kendisi için, evet. O da o tarihte çok ciddi bir cesaret göstererek bu yolu açmıştır. Buna öncülük etmiştir. Şimdi de İshak Bey aynı yolu takip ediyor. Biz bıkmadan, usanmadan, ısrarla bunu söylemeye devam edeceğiz. Çünkü bu bizim hakkımızdır. Yani Allah'ın yaratırken bize vermiş olduğu haklarımızı hiç kimse için göz ardı edemeyiz, yok sayamayız, yok saymalarına göz yumamayız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ha, yani belediye başkanımızı sunmayı unuttuk biz şeyler. Evet, şimdi sıra belediye başkanımızla, inşallah başkanımız diye hitap ediyorum. Evet. Bir gün mutlaka bunlar olacaktır. Bunlar olacaktır. Yani bu hiçbir şey başladığı anda gerçekleşmeyebilir. Çok kısa zamanda gerçekleşmeyebilir ama kararlılıkla takip ettiğiniz zaman bunların hepsi olabilir. Çoğulcu Demokrasi Partisi de bir ülke partisi haline gelebilir ve bu ülkeyi yönetmeye aday bir parti olabilir. İshak Bey'i davet ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkanım.